Taşkent'te gerçekleşen Judo Grand Prix turnuvası ikinci gününde de heyecanlı müsabakalarla devam ediyor. Turnuvanın dikkat çeken ismi -73 kilo kategorisinde yarışan Özbek Hikmetullah Turev oldu. Turev'in altın madalya alması Özbek seyircileri sevince boğdu. Çeyrek finalde Fransız judoka Benjamin Naxos ile karşılaşan Turev, Şimevaza hareketiyle rakibini alt ederek finale uzandı. Final müsabakasında ise Alman judoka Igor Wandke ile mücadele eden Turev, altın skor ile rakibini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Grand Prix turnuvaları kapsamında ilk defa altın madalya kazanan Özbek judoka sayesinde seyirciler coşkulu anlar yaşadı. Turev altın madalyası Özbekistan Spor Bakanı Dilmurod Nabiyev tarafından takdim edildi. Albatta bu final juda murakkab o'tdi. Final çok heyecanlıydı. Seyirciler beni sonuna kadar destekledi. Çünkü benim kazanacağıma inanıyorlardı. Burada şampiyon olduğum için çok mutluyum. Şampiyon bo'lganimdan bugün xalqim uchun O'zbekistonga. Güne damgasını vuran kadın judoka ise Mugunchi Mehbaldor oldu. -63 kilo kategorisinde mücadele eden Moğol judoka sergilediği performansla seyircileri büyüledi. Baldor ikinci Grand Prix altın madalyasına uzandı. Baldor finalde İtalyan rakibi Maria Centracci ile çekişmeli bir maç gerçekleştirdi. Rakibini Osotogari hareketiyle alt eden Moğol judoka ülkesine bir kez daha altın madalya sevinci yaşattı. 2017 Dünya Şampiyonası'nda aldığım bronz madalyadan sonra şimdiye kadar başka bir madalya kazanmamıştım. Bugün altın madalya kazandığım için çok mutluyum. Kazak judoka Didar Hamza ise sergilediği başarılı performans ile günün judokası oldu. Hamza, Moğol rakibini Yam Süren'i altın skor ile mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Yam Süren ise gümüş madalya kazandı. Kadınlar -70 kilo kategorisinde ise Avusturyalı Michaela Poleres, Alman rakibi Giovanni Scocimaru'yu yenerek kariyerinin ikinci altın madalyasını elde etti. Günün hareketi ise Kırgız judoka Erian Şerov'dan geldi. Fransız rakibi Jonathan Alardon'u mağlup eden Şerov büyük beğeni topladı.